olduğu yer diyorlar. Galiba öyle değil mi? Doğru. En iyiydi de rahmetli Mahsuni Baba'ydı. Aşık Mahsuni Şerif'ti. Rahmetli Mahsuni Baba'yı da bir kez daha sevgiyle ve saygıyla, özlemle anıyoruz. Bugün Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimiz 93 yaşında, genç bir yaşta Cumhuriyetimiz. Nice 93'lere diyoruz. Bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, hepsini saygıyla, minnetle bir kez daha anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet varsa demokrasi de vardır, toplum da vardır. Bakın, eğer bugün başkanlık sistemi tartışılıyor ya, hani birileri başkan olmanın hevesinde ya, eğer Cumhuriyet olmasaydı, emin olun Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rize'den çıkıp Türkiye'de Cumhurbaşkanı olamazdı. Eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduysa, Sayın Binali Yıldırım Başbakan olduysa, Tunceli'den çıkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olduysa, Cumhuriyete borçlulardır bunu. O yüzden Cumhuriyet'in değerini ve kıymetini bilmek zorundayız. Cumhuriyete yönelik, milli birliğimize, beraberliğimize yönelik her türlü saldırıya karşı da bir arada olmalıyız. Bir olmalıyız. Tıpkı 15 Temmuz akşamı olduğu gibi. 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine bir müdahaleydi. Toplumun tüm kesimleri bir araya geldiler. Sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi, AKP'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, Saadet Partilisi, Büyük Birlik Partilisi, hepsi bir araya geldi. Hop, bir dakika dediler ve o darbeyi savuşturduk. Devamında da o bahsedilen yeni kapı ruhu denilen ruhu yaşatmak gerekir. Ama onu yaşatırken ben istediğim yere gelirim. Ben tek başıma olacağım. İstediğimi alıp oraya atayacağım. İstediğimi şurada görevlendireceğim. Son kararı ben vereceğim. Benden başka kimse olmayacak diyerek de olmaz bu. O yüzden buradan çok siyasi bir konuşma yapmayı düşünmüyordum ama Sayın Cumhurbaşkanlığı, Adalet ve Kalkınma Partileri bir kez daha uyarmak gerekiyor. Her birimizin dilimiz döndüğünce gittiğimiz yerlerde, evimizde, komşumuzda, cenazeye gittiğimizde cenazede, düğüne gittiğimizde düğünde bu sevdadan vazgeçmeleri için bunu yüksek sesle dillendirmemiz gerekiyor. Huzurumuzu kimse bozmasın, huzurumuz bozulmasın, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın diyorum. Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi, Kahramanmaraş İl Başkanımız, İl örgütümüz hep beraber ciddi bir mücadele içerisindeyiz ve Maraş'ta bizim sahibimiz olmadığı, yani bize ait olmayan tüm ilçe başkanlıklarını almanın peşindeyiz.